Leyla sevgilim, bana kırgınsın biliyorum. Sana ufak bir yalan söylemiştim dün, ama inan, gerçekten gereksiz bir yalandı. Bir şey açıklamak zorunda değilsin Murat. Madem yalan söylemek geldi içinden, demek öyle gerekiyordu. Hayır. Belki yanlış anlayabileceğim bir olayı şirketteydim diye gizledim. Hepsi bu kadar. Ama onlar telefon edince... Bir gizlemen gereken bir yerde olduğun meydana çıktı. Leyla, inanmıyor musun yoksa bana? Yalan önemli şeyleri saklayan bir maskedir bence. Leyla! Senden nerede olduğunu öğrenmek istemiyorum. Önemli olan bir şeyin yapılmış olması. Benim bilip bilmemem değil. Benden şüphen varmış gibi konuşuyorsun. Şüphem yok Murat. Yalnız bir huzursuzluğum var, o kadar. Senden ciddi bir şekilde şüphelendiğim gün... ...seninle beraberliğimin son günü olur Murat. Beni tehdit mi ediyorsun? Kendimi tanıtmaya çalışıyorum. Sen hayatımın ilk erkeği, ilk aşkımsın Murat. Seni ölecek kadar seviyorum. Yalnız şunu bil ki, aşkım ne derece büyük olursa olsun... ...aramıza girecek en küçük sevda oyununa göz yumamam. Her şey biter. Hiçbir şey bitmeyecek yavrum. Gözüm senle kamaşıp... ...yüreğim sevginle dopdoluyken... ...mutluluğumuzu hiçbir şey bozamayacak. Murat, sen misin sevgilim? Alo, kimsiniz? Benim Muratçığım. Dünden beri nasılsın diye soracaktım. Kimsiniz hanımefendi, tanımıyorum sizi! Münasebesizin biri herhalde. Dünkü yalanının kahramanı olsa gerek. Yanılıyorsun. Leyla telefonda almıştır gıcığı, aile konseri başlamıştır aralarında eminim. Seni de tebrik etmek lazım, öyle sahici gibi konuştun ki telefonda. Bu gibi oyunlar bize peynir ekmek gibi. Şu anda birbirlerini yediklerine bahse girerim. Murat! Yatmayacak mısın? Uyuyamadıktan sonra neye yarar? Sinirlerini bozdum, affedersin. Kabahat senin değil Leyla. Tatsız bir telefon şakasını mesele ettin, hepsi bu. Şaka yalanla üst üste binince... Benden nefret ettin ve her şey bitti! Cevap ver, niye susuyorsun? Demek büyük aşkın, telefondaki bir kadın sesi karşısında çökecek kadar güçsüzmüş. Şefkat, sonsuzluk, ölene kadar sevmek bir anda yok olan boş laflarmış. Her şeyi yok eden boş laflar değil Murat, gururum! Aşkımızı aldatılmış bir kadın olarak sürdürmektense, ölmeyi tercih ederim. Dayanamam bir başka kadına, dayanamam! Başka bir kadın yok diyorum sana! Herhalde gözüne baka baka yalan söyleyecek bir adam değilim. Nereden çıkarıyorsun bu lafları? Senin davranışından! İnansaydın yalancı olmadığıma, basit bir tersliği mesele yapmazdın. İnanıyorum sana, inanmak istiyorum. Mecburum sana inanmaya Murat, ihtiyacım var. Yoksa kahrolurum, yaşayamam! Canım, sevgilim benim, ne kadar iyisin! Senden şüphe ettiğim için affet beni, saflama ver! Sadece aşkımızın büyüklüğüne veriyorum yavrum. Haklısın, ben de senin yerinde olsam aynı tepkiyi gösterirdim. En iyisi unutalım bunları Murat! Bir şair, aşkı öldüren en büyük silah şüphedir demiş. Beni sanatının parlaklığıyla yenen Murat'a ilk kurşunum yarın gidecek. Kurşunların en güçlüsü, şüphe! Murat, Leyla'nın kalbini besteleriyle çaldı. Ben şeytani dehamla geri alacağım. Leyla belki gene inat edecek, benim olmayacak. Ama kimseye de yar etmeyeceğim onu! Kimseye! Kimseye! Murat, kadın ruhlarını kazanan ünlü bir besteci ise... Ben de ilim adamıyım, mühendisim. Beynimin planladığı oyun saat gibi işleyecek. Eminim, her şey en ince noktasına kadar hesaplanmıştır. Yarın Murat'ın stüdyoda plak işi var. Eserlerinden biri plağı alacak. Murat sanatını yaparken benim sanatım da tıkır tıkır işleyecek. Muratların sokağından alımlı, güzel bir kadın geçecek öğleye doğru. Buyurun. Murat evde mi? Hayır, değil. Allah Allah, sabahları evdeyim demişti. Stüdyoya gitti. Sen hizmetçisisin değil mi Murat'ın? Hayır, karısıyım. Yalan söylüyorsun. Nikah cüzdanını görmeden inanmam.
Peki, buyurun. Şimdi inandınız mı nesi olduğuma? Sadece kocanın alçağın biri olduğuna inandım. Bana evlenme teklif etmişti. Beni seviyor, deli oluyordu güya. Yalancının, düzenbazın, adinin tekiymiş. Hayır, yalan hepsi bunların, iftira! Demek Murat'a inanıyorsun bu kadar. Evet. Peki desem ki... Ne deseniz boş. Gözlerimle görmedikten sonra hiç kimseye inanmam. Muradıma leke sürdürtmem. Madem... gözüne kulaklarından çok inanıyorsun, öyleyse bak şunlara. Aşkımızı ebedileştiren tozlar var içerisinde. Artık benim için bir değeri yok bunların. Sildim Murat'ı defterden. Karı koca kendiniz bakarsınız, sıkıldıkça. Bu düpedüz alçaklık, adi bir tuzak! Herhalde resimlerdeki de sana benzeyen bir başkası. Hayır, benim resmimdi. Ya o kadın? Onu da hiç görmedin. O da bir hayaldir herhalde. Onu da gördüm, ama bu şekilde değil. Arabamla giderken sokakta bayıldı. İnsaniyet namına evine kadar götürdüm. Sonra... Evet, sonra? Sonra... Sonrası falan bu Leyla, bir tuzak diyorum sana. Gider bulur bu şeytanı, suratına iki tokat atar söyletirim. Neden yapmıyorsun peki? Aleyhimdeki olaylara, küçük yalanlarımı, şu iğrenç resimlere rağmen bana inanmanı istiyorum. Yani budala olmamı? Aksine, anlayışlı, müşfik, yardımcı olmanı. Bana böyle şüpheyle bakıp delirtmemeni. Halbuki seni delirten bu bakışlardan bir vakitler ilham aldığını söylerdin. Evet ama gözlerindeki o inanmazlık, o küçümseyiş... Seni fotojenik çıktığın için tebrik etmemi bekliyordun? Hayır, hiçbir şey sormadan inanmanı, benim başka bir kadına bakmayacağımı bilmeni, beni susturacağına teselli etmeni beklerdim. İkinci seferinde salak bir kadınla evlenirsen o belki öyle yapar. Ne demek ikinci evlilik Leyla? Senden ayrılmak istediğimi herhalde davul zurna ile söylemem gerekmez. Ayrılmak mı? Peki Leyla, nasıl arzuluyorsan öyle olsun. Herhalde yalvarmamı beklemezsin. Çapkınlık erkeğin şanı.